Herkese selam arkadaşlar. Normalde böyle bir video çekmeyi düşünmüyordum çünkü başıma birçok şey açtı bu olay. Ama sonra yani yaklaşık bir senedir zaten ben kabullenme sürecindeyim. Nedense bir türlü kabullenmek istemiyorum. Ama sonra dedim ki belki benim gibi hissedenler vardır. En azından hiç görmediğim bir insana dert anlatmak, yanındakilere dert anlatmaktan daha kolay olabiliyor bazen. Öncelikle biraz kendimden bahsedeyim. İsmim İlayda. 23 yaşındayım. Üniversite okuyorum. Böyle çok aman aman spesifik bir farklı özelliğim yok yani. Normal her insana sahip olduğu şeylere sahibim. Teşhis sürecinden bahsedeyim. Bu arada şunu söylemek isterim ki depresyonda hissettiğim şeyleri size anlatmayacağım. Çünkü hislerin bulaşıcı olduğuna inanıyorum ve anlatıp da diğer insanları etkilemek istemiyorum şahsen. O yüzden sadece çok kısa ufak ufak bahsedeceğim bundan. İlk depresyona girdiğimde 17-18 yaşında falandım, 2018'de. Ve yaz ayında başlamıştı depresyonum. İşte hep uyuyordum vesaire. Yani normal depresyon belirtileri vardı. Fakat daha önce hiç depresyona girmediğim için, daha önce hiç psikiyatrik bir hastalığa sahip olmadığım için ergenlik sanıyordum açıkçası ben. Sonuçta ergenlikte hormonlar değişiyor herkes gibi yani. Ve ayrıca üniversite sınavına girecektim o sene. Bir hayalim olmadığı için de boşluktaydım. Neyse. Sonra üniversite kazandım Ankara'da. İlk üniversitemi. Gittim Ankara'ya ama hiç ailemden daha önce o kadar uzak kalmamıştım yani şahsen. Ve çok zorlandım. Ve bu süreçte depresyonum çok fazla ilerledi. Artık psikoza girmek üzereydim. Yani hiç kendim gibi hissetmiyordum. Kendim gibi de davranmıyordum. Bambaşka bir, yani beynim alter bir kişilik oluşturmuş resmen. O kadar kötüydüm. Yine bu süreçte gidiyordum psikiyatriste ve karışık anksiyete depresyon teşhisi konulmuştu. Çünkü asla yemek yiyemiyordum. Sürekli kusuyordum yediğimi. Ve çok stresliydim ve hiçbir şey yapmıyordum. Bütün gün uyuyordum yurtta vesaire. Herkes böyle bir farklı olduğumu görüyordu. Sonra tabii ben devam edemedim. İstanbul'a dönmek zorunda kaldım bu süreçte. Çünkü o kafayla muhtemelen hiçbir şey yapamazdım yani. Her şey daha kötüye de gidebilirdi. İstanbul'a döndüm. Birkaç kere daha gittim psikiyatriste. Sonra dedim ki bu geçici bir süreç yani. Ben neden depresyondan çıkamayayım dedim. Ve kendime söz verdim. Dedim ki bir daha bu kadar kötü hissetmeyeceğim ve bir daha kimsenin beni bu kadar kötü hissettirmesine izin vermeyeceğim dedim. Sonra ilaçları bıraktım kendi kendime ve bu çok yanlış bir şey. Sakın bana uyup görüp yapmayın. Yani asla tavsiye etmiyorum böyle bir şeyi. Sonra 2019'da çok aman aman spesifik bir şey olmadı. Çünkü o depresyon çok uzun sürdü. 6-7 ay kadar sürdü ve benim ondan çıkışım bile, yani normal halime dönmem bile çok uzun sürdüğü için 2019 Eylül'de falan ancak kendimi böyle yeniden bilincimi kazandım ve hayatıma devam etmeye başladım. Tekrar döndüm Ankara'ya vesaire vesaire. Ama yani o hayatımın en böyle kırılma noktası gibi bir şeydi benim için. Çünkü ne zaman başıma kötü bir şey gelse, bak sen en kötüsünü gördün deyip çok üzülmemeye çalışıyorum açıkçası. Neyse. Neyse sonra hiç o kadar derin depresyon yaşamadım ileriki dönemlerde. Tabii mani kısımları hiç yok bu arada o dönem. Yani 2019, 2020, 2021 hiç maniye girmemiştim daha önce. Daha doğrusu ben zaten maniye girmedim. Hipomaniye girdim bir kere. 2022'nin Nisan, Mayıs, Haziran döneminin ortasına kadar böyle tuhaf davranmaya başlamıştım. Hani ben tabii farkında olamıyordum. Farkında değilim daha doğrusu. Yani nasıldım? İşte çok alkol düşkünlüğüm, çok sigara düşkünlüğüm ki ben çok o kadar alkol içen birisi de değildim daha önce. Para mevzusu, çok harcamam, kendimi çok özgüvenli hissetmem, herkese böyle işte paspas çekmem yani. Aşırı davranışlar gösteriyordum ama kimse bunu fark etmiyordu. Çok az uyuyordum, 2 saat, 3 saat belki günde. Tuhaftım yani, anladınız mı? Ama ben daha önce böyle bir şey yaşamadığım için ve bipolar bozukluğunun ne anlama geldiğini bilmediğim için çok sallamadım. Yani dedim ki herhalde
üzüntü duygularımı dışa böyle vuruyorum. Çünkü ben duygularını öyle ifade edebilen birisi değilim. Mesela gidip birisine ben iyi hissetmiyorum, azıcık konuşalım mı falan diyemem. Hep böyle insanlara dert olmaktan, yük olmaktan korkan birisiyim. O yüzden kimseye de bir şey söylemedim. Daha sonra Haziran'da ben yine depresyona girdim. Tıpkı 2018'de ya, o kadar kötü olmadı. Ama yani yine depresyona girdim. Ve hani uzun zaman boyunca yazın depresyona girmemiştim. 2020'de, 2021'de falan asla yazın depresyona girmemiştim. 2022'de girdim, evet, geçen sene. Sonra dedim ki bir psikiyatriste gideyim. Ama psikiyatriste gitmemin depresyona girmemle bir alakası yoktu bu arada. Psikiyatriste sadece şeyden gitmek istiyordum. Hiçbir şey yapamıyorum, odaklanamıyorum. 5 dakika falan odak sürem. Normalde ben böyle kitap okumayı falan çok severim. Saatlerce okuyabilirim, oyun oynarım vesaire. Oyun bile oynayamıyorum. O kadar kötü odam. Sonra gittim söyledim işte böyle böyle diye. Ama depresyonumdan hiç bahsetmedim. Depresyona girdiğimi de şuradan anlayabiliyordum. Her gece ağlıyordum. Deli dehşetli her gece. Ben gündüzleri de çok ağlayamam çünkü biri görsün istemem. O yüzden geceleri de deli dehşet böyle ağlıyordum. Neyse, sonra bir tane ilaç verdiler. Dediler ki işte bu seni daha hareketli yapabilir falan filan. Tamam dedim, kullandım bir ay. Sonra bir şey değişmedi açıkçası hayatımda. Bir daha gittim başka bir hastanede doktora. O zaman işte 2018 vesaire her şeyi anlatınca dedi ki bipolar bozukluk belirtileri bunlar falan. Ama şaşırmıştım yani, ben nasıl tek seansta tak diye bipolar bozukluk denmişti falan, böyle kabullenmemiştim. Ama yazdılar o reçeteye, lityum alabilmem için bipolar bozukluğa sahip olduğum yazılmıştı. Ama ben hiç kabullenmedim ki, hala kabullenmiyorum yani, biraz barışık değilim kendimle, bunun da sebepleri var açıkçası. Sonra lityum ve rexapin kullanmaya başladım, işte her 3 haftada bir kan testleri vesaire falan filan. Yani beni çok güçsüz hissettirmişti. Belki geçen sene de benim için bir kırılma noktasıdır. Çünkü ben bir şeye bağımlı olmaktan nefret ederim. Mesela yıllarca sigara içeyim, bir daha içmeyeceğim dediğimde bir daha içmiyorum. Aylardır mesela içmiyorum. Ondan sonra tabii ben başladım tedaviye ama istemeye istemeye, yani hala kabullenememiştim durumu. Sonra Eylül'de yeni bir yurtla anlaşacaktım. 5 yıldır zaten yurtta kalıyordum. Ve yeni bir yurtta anlaşacaktım. Gittim Ankara'ya, işte sağlık raporu verdim. Sağlık raporunda da bipolar bozukluğa sahip olduğum ve düzenli tedaviye devam edildiğim yazılmış. Sonra yurt bunu görünce benim yurtta kalamayacağımını söyledi ve beni çıkardılar yurttan. Böyle bir olay yaşayınca ben kendimi çok kötü hissettim. Çünkü ben zaten 5 senedir yurtta kalmıştım ve kimseye bir zararım olmamıştı. Kendime de zararım olmamıştı. Böyle intihar düşüncelerine sahip olduğum dönemlerde bile tutunacak şeyler bulabilen bir insandım ve kimseye hiçbir zarar vermemiştim. Ama beni bir anda çıkardıkları için ben kendimi çok kötü hissetmiştim ve biraz böyle, nasıl diyeyim, yani kendimle bir savaşa girmiştim. İşte sen hasta değilsin, niye böyle davranıyorsun falan diye bayağı kötü hissettirmişti beni. Sonra başka bir yurt buldum. Orada kalmaya devam ettim işte. Yani bir sorun çekmedim tabii ki de, çünkü dediğim gibi öyle çok uçuk kaçık bir insan değilim yani, normal böyle bir insanım, çok farklı bir şey yok. Ama o yurt olayı beni bayağı bir etkilemişti yani, kendimi bayağı dışlanmış hissetmiştim. Çünkü hiçbir şey yapmamışım, hani bir şey yapsam ve bu olsa tamam diyecektim. Sonra lityum tedavisini aralığa kadar, geçen sene aralığa kadar kullanmaya devam ettim. Rexapin de aynı şekilde. Bu arada ben liseden beri, yani 15-16 yaşımdan beri zaten uyuyamıyorum. Genel uykusuzluk var bende. Yani uyuyamıyorum. Basit, böyle yani bambasit bir şey, uyuyamıyorum direkt. Neyse, Rexapin biraz iyi gelmişti. Lityum da yani normal aslında, o 4-5 aylık dönemim. Ne depresyona girdim, ne işte maniye falan girdim. Ki zaten maniye öyle çok giren bir insan da değilim. Sonra ben 16 Aralık'ta ilaçları bırakmaya karar verdim. Çünkü artık hem lityumun dozu artmıştı, hem de ne bileyim işte o yurt olayını ben hala aşamamıştım. İnsanlardan farklı olmak istemiyordum ve işte bağımlı olmak istemiyordum vesaire. O yüzden ben 16 Aralık'ta ilaçlarımı bir daha almayacağım dedim ve bıraktım. Sonra depremden sonraya kadar, yani Mart ayına kadar işte öyle çok aman aman İşte inişler çıkışlar olmadı zaten, dediğim gibi belli dönemlerde olmaya başladığını ben fark etmiştim. Mart ayında bir depresyona girdim.
böyle artık şey yapıyordum, depresyona girdiğimde bunu bildiğim için video çekiyordum ve mani dönem, yani normal, aslında normal dönemlerimde bir daha video çekiyordum ve iki dönem arasında karşılaştırmalar yapıyordum. İşte Robin in aşağı, işte şey, bak bu böyleyken böyle oldun, böyleyken böyle oldun geçiyor, işte ilaçlar bir çözüm değil falan diye sürekli böyle karşılaştırmalar yapıyordum. Sonra dostum in aşağı, kedim tostumu yemeye çalışıyor, kedim şuna bakayım. Neyse, sonra Mayıs'ın başı yine Nisan'ın sonu gibi ben bir daha hipomaniye girdim bu sene. Ama yine kimse fark etmedi çünkü yalnızdım, Ankara'daydım. O kadar özgüvenliydim ki ve kimseye söyleyemiyordum hasta olduğumu düşünmesinler diye. Ama benim hipomani dönemlerim sadece özgüven, para harcamak ve alkol düşkünlüğünden ibaret. Ve işte atlayıp şehir değiştirmek falan, hani böyle şeyler, öyle uçuk kaçık düşüncelerim olmuyor. Ya da oluyor da ben işte baskılıyor muyum onu anlayamadım tam olarak. Çünkü dediğim gibi çok böyle net sınırlar çizebiliyorum hayatımda. Dostum rahat bölümünü. Neyse. Sonra tabii ki bitti Haziran başı gibi. Sonra Haziran'ın yine aynı zamanında 20'sinden 22'sinden belki de. Bunları bu kadar net hatırlıyorum çünkü video çekiyorum dediğim gibi. Bu vakte kadar da işte yine bir depresif epizottayım. Geçen hafta tekrar psikiyatriste gittim. Yine ilaç yazıldı ama başlamadım. Başlamayacağımı da söylemiştim sadece merakımdan. Yani biraz ne bileyim, belki baş edemeyeceğimi düşündüğüm için gitmiştim. Çünkü yani şöyle oluyor depresyon dönemim. Başlıyor. Başladığını zaten anlayabiliyorsun hislerden, halsizlikten, uyku durumlarından vesaire. Başlıyor. Bir hafta sonra pik noktaya ulaşıyor ve o pik noktada ne yapacağımı bazen kestiremediğim oluyor. Evet, hani çok zor durumda oluyorum. Böyle sıkışmış, kapanık, ısınmış gibi hissediyorum bir iki gün. Ama sonra şey diyorum, hani hep geçiyor ve geçti. Sonra işte o pik noktadan sonra tekrar böyle düşmeye başlıyor ve sonra bitiyor bir şekilde. İki ay falan sürse de, bazen bir ay sürse de bitiyor. Psikiyatriste gitme sebebim şeydi biraz. Sürekli bu döngüyü yaşamak, yani sürekli dediğim tabii ki sık olmuyor ama bu döngüyü yaşamak beni yormuştu. Mental olarak zaten yoruluyorsun. Fiziksel olarak da yormuştu ve şey, hani başka bir çaresi yok mu ya da niçin oluyor falan diye öyle bir gideyim demiştim. Ama yine aynı şeyleri duyduğum için işte lityum, Rexapin falan filan. Bu arada Rexapin de çok kilo aldırmıştı bana. Sana başlamayacağımı söyledim, gelmeyeceğim de bir daha söyledim, gitmedim. Tabii bu yanlış bir şey. Yani benim böyle olmamın sebebi dediğim gibi başıma gelen olaylar yüzünden. İşte bipolar olduğumu öğrendikten sonra insanlar beni hayatından falan çıkarmıştı. Çok anlamadım yani, ben dediğim gibi böyle kimseye bir şey yapmadım. Yani ki zaten bir şey yapsam da ben o durumu farkında olup gidip sonrasında özür diliyorum. Öyle çok şiddetli şeyler de yapmıyorum ayrıca. Yani yaptığımı düşünmüyorum. Bazen sadece çok fazla agresif, fevri olduğum dönemler oluyor şeyde, hipomanideyken. O zaman da fark edip hani söylüyorum, diyorum ben böyleyim, hani böyle böyle bir şey yaptım, özür dilerim falan diye. Tabii öyle yani, çıkardılar hayatlarından ve yurttan atılma muhabbeti dediğim gibi beni çok etkilediği için hasta olduğumu kabullenemedim bir sene üstü. Yani bir sene oldu tam teşhis alalı ve bu yüzden ilaçlarımı almıyorum. İlaçlarımı almadığımda dediğim gibi öyle epizodlarımı zaten gözle görülür bir biçimde yaşadığım için görüyorum. Şu anda da belki bir depresyon epizodunda olabilirim. Ama şu an geçmek üzere olduğunu hissediyorum çünkü geçen hafta daha kötüydü her şey. Öyle bahsedeyim dedim biraz. Belki benim gibi hissedenler en azından paylaşabiliriz hislerimizi vesaire diye düşündüm. Bu video başımı iş açacak mı bilmiyorum. Dediğim gibi bazı korkularım var. Umarım açmaz. Ama yani benim hayattan zaten çok bir beklentim yok, hani hastalıktan bağımsız normal insan gibi yaşamak istiyorum. Hani işte tek belki beklentim şey olabilir, böyle insanların hislerine dokunabileceğim şeyler yapabilmek. Bazen o yüzden müzikle falan uğraşıyorum. Kendi şarkılarımı falan yazıyorum. Bu arada lityum kullandığım dönemde, yani bu benim tamamen kişisel bir farkındalığım, belki yanlıştır bilmiyorum, uyduruyorumdur. Lityum kullandığım dönemde yaratıcılığımı kaybettiğimi düşünüyordum açıkçası.
O yüzden biraz da kullanmak istemiyorum açıkçası. O dönemler yani o epizotlar beni daha yaratıcı yaptığını düşünüyorum. Kaç tane şarkı, yani mesela bir günde 5-6 tane şarkı yaptığım oluyor. Yani öyle işte. Paylaşmak istedim sizinle. Umarım sizin de hislerinize hitap eder ve karşılık bulursunuz. Yani en azından yalnız olmadığınızı hissedin. Benim gibi hissediyorsanız yalnız değilsiniz. Bunu söyleyebilirim. Herkese geçmiş olsun.